Gecekondu seçimden önce duvarları çatlamıştı, çatısı akıyordu. Belediye başkanı seçimden önce geldi, bizim amcaoğlunun evine geldi, çayını çorbasını içti. Yanına gittim, söyledim, dedim ki durum böyle böyle. Tamam dedi, sen yap dedi, seçimden sonra gel elektriğini suyunu veririm, ondan sonra oturursun dedi. Ben de herkesin yaptığı gibi geldim, gecekonduyu dış tarafını hiç ellemeden iç taraftan kepçeyi koydum, temelini falan attım. Ondan sonra üstüne devam ettik. Bitince de geldi, tutanak tuttu. Birinci tutanak, ikinci tutanak. Onun peşinde ondan sonra birden yıkım kararı çıkarttı. Yıkım da geldi, bu hale soktu bizi işte. Ondan sonra şu anda ailemde de 8 tane içeride. Polisler aldı içeri, şu anda nezaretteler. Evi de bu hale getirdi. Ondan sonra 2 trilyon da artı ceza yazmış, 1 trilyon ceza yazmış bana. Artı 1 trilyon da bu atıkların cezasını kesecek benden. Yıkım kararı bir gün önceden geldi. Bunu savcılığa, avukata verdim. Bunu gerçekleştirene kadar, yıkım durma kararı elime gelene kadar geldi, evi başıma yıktı. Bir gün süreyle. Daha seçime 2 ay olmadan geldi, evi başımıza yıktı. Böyle insanlık olmaz. Böyle adalet olmaz. Eğer adalet adaletse ben de bu Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Adalet onlara işliyorsa bize de aynısını işlesin. Ben onu istiyorum. Şu anda İmrahor'da kesinlikle ve kesinlikle oyunlar oynanılıyor. Bu İmrahor'un tarihine bakıldığı zaman İmrahor var iken burada hiçbir bölge yoktu. Hiçbir yerleşim merkezi doğru düzgün yoktu. Ama velakin her taraf şu anda güllük gülistanlık oldu. Bir havaalanı getirdiler buraya. Getirmez olsalardı. Havaalanının getirilmesiyle beraber İmrahor'u tamamıyla kendilerine rant alanına çevirdiler. Amaçları İmrahor'daki halkı silip süpürüp buradan güç ettirmek. Bundan başkası yok. Adalet diyorlar ya. Madem ki adalet, ben burada 40 senedir yaşıyorum. Benim toprağım olmuş, yuvam olmuş, evim olmuş. Sen benim evimi benden izlesin. Hırsız mısın? Hırsız senin evine girdiğin zaman sen onu mahkemeye veriyorsun, sen onu kovalıyorsun. Hatta gerekirse öldürüyorsun. Sen de hırsız olmuşsun. Gelmişsin, 40 sene yaşadığım yeri benden almaya çalışıyorsun. Adalet dedikleri şey, hani adalet, adalet, adalet deyip dillerinden düşürmüyorlardı ya. Bir baksınlar, adalet mi? Havalimanı buraya geldiğinden beri bu İmrahor'un üzerinde bir oyun oynanıyor. Yani bunu yarın öbür gün zaten bir ara belediye başkanı adayları gibi seçimden önce konuşurken de diyor ki İmrahor çok değerli bir yerdir. Yani bu sinyali verdiler millete. Yarın öbür gün buraya alacaklar. Ya büyük bir yandaş şirketlere verecekler, TOKİ'ye verecekler, Füzuli'ye verecekler, bilmiyorum. Daha yan kendi yandaşlarına verecekler. O yüzden şu anda seçimden önce insanlara burada göz yumdular yapımlarına. Ses çıkarmadılar. Gelip her zamanki seçimden önce de, yani biz daha önceki bütün bu yapılar hep seçimden önce yapılmış. Atıyorum 2004 seçimden sonra yapılmış, 2009 seçimden sonra, 2014 seçimden sonra yapıldı. Daha önce olanlar gibi hepsi geldi burada ceza yazıp gittiler. Yıkım olmadı. Ama şu anki seçimden sonra gelip bütün insanların evlerini yıktılar bugün. Buradaki çoğu halk çalışan işçi bir kısımdır, fakirdir. Yani dar gelirli olan insanlardır. İnsanlar belki 5 senedir, 10 senedir çalışmış da 3-5 kuruş biriktirmişler ya da sağda solda borç etmişler. Barınacak bir yer yapmışlar kirada kurtulmak için. Bugün burada 50 tane yıkım olmuş. 50 tane yıkım kararı var. Ve bundan sonra sadece buradaki değil, Arnavutköy gelinde 800 taneymiş, neymiş bile yıkım olması gerekiyormuş. Bunlar hepsi yıkım kararı çıkarmışlar. Yani şu an insanlar gerçekten çok mağdur durumda. Belediye başkanı gerçekten yani şu anki Arnavutköy halkına sadece zulüm ediyor. Üstüne düşen görevini kesinlikle yapmıyor.